Evet değerli arkadaşlarım, şimdi de dünya üzerindeki önemli okyanus akıntılarını göreceğiz. Biliyorsunuz biz okyanus akıntılarını iki gruba ayırıyoruz. Nedir onlar? Sıcak su akıntılarımız, soğuk su akıntılarımız. Sıcak su akıntılarımızı kırmızı kalemle, soğuk su akıntılarımızı ise mavi kalemle göstereceğim. Tıpkı evlerimizdeki musluklarda olduğu gibi. O halde hiç vakit kaybetmeyelim. Önce sıcak su akıntılarımızla başlayalım. Arkadaşlar, sıcak su akıntılarımızın içerisinde bir tanesi var ki çok önemli. Hani ne derler? Hepsini unut ama bunu unutma. Kimden bahsediyorum? Gulf Stream sıcak su akıntısından bahsediyorum. Gulf Stream sıcak su akıntısı Orta Amerika'daki Meksika körfezinden doğar, Batı Avrupa kıyılarında, özellikle de İngiltere ve Norveç kıyılarında etkili olur. Geçmişte defalarca sınavda soru olarak karşımıza gelmiştir. Nasıl gelmiştir? Diyor ki, Norveç kutuplara yakın bir bölgede olmasına rağmen soğuk bir iklimin yaşanmamasının sebebi nedir? İşte bu arkadaş. Adı nedir? En meşhur sıcak su akıntısı Gulf Stream sıcak su akıntısı diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz okyanus akıntıları ve rüzgarlar geldikleri yerin sıcaklıklarını gittikleri yerlere taşırlar. Ne demek istiyorum? Ekvatordan gelen okyanus akıntıları ve rüzgarlar sıcaklığı artırır. Kutuptan gelenler sıcaklığı ne yapar? Azaltır. Bu durumda şu iki numaralı arkadaş nereden geliyor? Ekvator tarafından. O yüzden sıcaklığı ne yapacak? Artıracak. Peki bu arkadaşın adı ne? Alaska. Bakın buna dikkat ediniz. Alaska akıntısını herkes soğuk zanneder. Oysa ki neymiş? Sıcak su akıntısıymış arkadaşlar. Şurada 3 numaralı akıntımızın adı Brezilya sıcak su akıntısı. Şurada 4 numaralı akıntımız var. Bunların sadece ismini bileceksiniz. Madagaskar sıcak su akıntısı ve Japonya'nın doğusundaki şu 5 numaralı akıntımızın adı Kuroshio. Söyler misiniz? Kuroshio akıntısı. Şimdi bunları sayalım arkadaşlar. Gulf Stream, Alaska, Brezilya, Madagaskar, Kuroshio. Bir kez daha Gulf Stream, Alaska, Brezilya, Madagaskar, Kuroshio. Bunlar neymiş? Ekvator tarafından geldikleri için sıcaklığı artırıyormuş arkadaşlar. Sıra geldi soğuk su akıntılarımıza. Arkadaşlar, sıcak su akıntılarını biliyorsanız bilmedikleriniz nedir? Bilmedikleriniz soğuk su akıntısıdır. Yani biraz da beyni ekonomik kullanmak gerekir. Ama biz yine de ne yapalım? Harita üzerinde soğuk su akıntılarımızı gösterelim. Önce hangisiyle başlayacağız? Tabii ki en meşhur soğuk su akıntısıyla başlayacağız. Şimdi bizim en meşhur sıcak su akıntımızın adı Gulf Stream'di. Peki en meşhur soğuk su akıntımızın adı nedir diye sorarlarsa cevabımız Labrador olacak. Bakın bu da geçmişte yine sınavda soru olarak gelmiş. Nasıl sormuşlar? Eleman şöyle sormuş. Diyor ki, aynı enlem üzerinde olmalarına rağmen Kanada'nın doğu kıyılarının batı kıyılarından daha soğuk olmasının sebebi nedir? Cevap işte bu arkadaş. Adı ne? Labrador. Bu arada Labrador coğrafyanın kurucularından birisidir. Ama Labrador nedir diye millete sorsan köpek cinsi derler. Arkadaşlar, bu yanlışı düzeltmek istiyorum. Labrador soğuk su akıntısı. Bu arada şunu unutmayın arkadaşlarım. Bir kıtanın doğusunda ve batısında sıcaklık farklıysa bunun sebebi okyanus akıntısıdır. Eleman sordu. Diyor ki, bir kıtanın doğusunda ve batısında sıcaklık farklıdır. Bunun sebebi nedir? Cevap neymiş? Okyanus akıntısı. Bu bir kalıp sorudur. Evet, Labrador'u söyledik. Şu arkadaşın adı neydi? Bu Alaska'ydı. Sıcak su akıntısıydı. Bir de bunun zıt yönlü olanı var. Nedir? Kaliforniya soğuk su akıntısı. İki numaralı soğuk su akıntımızın adı Kaliforniya. Labrador, Kaliforniya. Şurada Peru ya da diğer adıyla yine coğrafyanın kurucularından birisi Humboldt var arkadaşlar. Üç numaralı akıntımızın adı Peru ya da Humboldt. Bu arkadaş önemli. Neden? Etkili olduğu yerlerde çöl oluşumuna neden oluyor arkadaşlar. Demek ki soğuk su akıntıları ne yapar? Çöl yapar. Bunu da unutmayın. Şurada Güney Afrika'da Kap yöresinin olduğu yerden gelen Benguela. 4 numaralı akıntımızın adı Benguela soğuk su akıntısı. Ve son olarak Japonya'nın doğusunda şu arkadaşın adı Kuroshio'ydu. Bir de bunun zıttı var, Oyoshio. Söyle bakayım, Oyoshio. 5 tane de soğuk su akıntısı söyledik. Hadi söyleyelim. Labrador, Kaliforniya, Peru ya da Humboldt, Benguela, Oyoshio. Bir daha, Labrador, Kaliforniya, Peru ya da Humboldt, Benguela, Oyoshio dedik. Peki hocam, başka soğuk su akıntısı yok mu? Bir tane daha var. Onu da bilirseniz iyi olur arkadaşlar. Afrika'nın batısındaki şu akıntının adı 6 numaralı akıntımız Kanarya akıntısı olacak. Söyleyelim. Labrador, Kaliforniya, Peru ya da Humboldt, Benguela, Oyoshio ve Kanarya diyoruz. Evet, böylece okyanus akıntılarını da haritamız üzerinde göstermiş olduk. Arkadaşlar, bunlar sınavlarda karşımıza çok sık gelen sorulardır. O yüzden bunları bilmeniz gerekir.